Günaydın. Eskişehir'den herkese merhaba. 18 Haziran yağışlı bir bulutlu Eskişehir sabahından herkese merhaba. Şimdi dün birkaç önemli başlık var. Bunları size aktarmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. İlki, Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy 3 ayı geride bıraktı yönetimiyle birlikte. Yeni bir yönetim. Genç arkadaşlarımız var biliyorsunuz bir toplantı düzenleyerek şöyle bir kırmızı klasör verdiler bize. Bu klasörü, Kızılay klasörünü bir açalım huzurlarınızda. Bakalım ne var ne yok. Dün haberleri paylaştık. Eskiden böyle dosyalar açılınca sonunda üzülürdük. Dosyayı açarken o kurumların yetkilileri biraz tedirgin olurlardı. Ama şimdi Kızılay için bu söz konusu değil. Çok güzel bir dosya. Şunu gördük dünkü toplantıda. Capella Otel'de bir toplantı yapıldı. Bizi ağırladılar basın mensuplarını. Neler yapıldı? Neler yapılacak? Onlardan bahsettiler. Ee, güven her şey. Artık günümüzde en çok aradığımız kişisel, kurumsal, bireysel her neyse en çok hasretini çektiğimiz şey güven. Güvenin ne demek olduğunu burada bir kez daha gördük. Şimdi bir takım rakamlar paylaştılar bizlerle. Bunları gerçekten e, biz de... Hem yönetimin gurur kaynağı hem de Kızılay'a olan güvenin yeniden gelmesi, bunun tesis edilmesi anlamına biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Egemen soya Genç Başkan'a da e ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir başlangıç yaptılar. 2019 ayı, Ramazan ayı boyunca yapılan yardımlardan bahsettiler. E i̇şte 130 kişiye iftarlık yemek yardımı yapılmış. 1200 kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı. Bunları, bu yardımları da o kadar şeffaf hale getirmişler, o kadar zapturapt altına almışlar ki daha önceki yıllarda bir takım kurumlar işte bize şu kadar gönderin kendileri, bazı dernekler, bazı belki vakıflar, bazı organizasyonlar resmi ya da e, yarı resmi hatta gayri resmi bile olabilir. Kızılay onlara erzak veriyor, onlar gidiyor kendi adına dağıtıyor. E, Egemen Başkan bunu da sonlandırmış. Kızılay kurumlara yardım yapamaz, kişilere yapabilir bize adreslerini listesini verin. Kimya kimin yardıma ihtiyacı varsa gidip bakacağız. Gerçekten bir muhtaçlık durumu varsa yardımımızı yaparız." diyerek güzel bir noktaya getirmiş işi. 2000 kişiye konserve kavurma yardımı var. Yine konserve kıyma yardımları 2000 kişiye. 320 kişiye zekat yardımı, 15.000 kişiye de kıyafet yardımı yapılmış. Şu kıyafet yardımında öyle güzel bir anekdot paylaştı ki Gerçekten e, tüylerimiz diken diken oldu orada. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kıyafet yardımı yapılırken tabii günde bin kişi gelip gitti dedi. Yani günde bin kişinin gelip kıyafet aldığı ve gittiği bir yer düşünün. O sirkülasyonu düşünün. Elbette ki o depo, mağaza biraz ne oluyor? Dağılıyor. E, biraz e, Kızılay'ın personeli de şu anda yetersiz. Başkan dedi ki bir gün önce kıyafet yardımı alan e, bazı ablalarımız, teyzelerimiz... Bir gün sonra yardıma geldiler bize dedi. Depoyu düzenleme, işte askılama, orada burada e, temizleme, depoyu temizleme gibi işler yaptılar dedi. Gerçekten çok harika. E, şimdi bakalım bu güven, e, Kızılay'ın yeni yönetimine olan güven nelere e, kadir olmuş? Şimdi zekat bağışı sadece Ramazan ayında %98 artış gösteriyor. Geçen yıl 61.780 lira olan Kızılay'a yapılan zekat bağışı bu sene 122.446 liraya çıkıyor. Aynı şekilde fitre bağışı da %98'lere varan oranda artıyor. Ee, geçen yıl 9.470 olan fitre bağışı bu sene 18.742 oluyor. Bir rakam daha verelim. Fidye bağışı bu da burada çok daha yüksek bir artış var. %176'lık bir artış görünüyor. 2018'de gelen fitre bağışı 6.710 lirayken bu sene, bu Ramazan ayında bir ayda 18.547 lira. Rakamlar dosyada böyle uzayıp gidiyor. Daha böyle sayfalarca işte şu arttı, bu arttı. Normal bağış mesela bir sonraki sayfada varmış. Bakalım. %65'lik bir artış gösteriyor. 2018'de gelen normal bağış 72 bin lira aşağı yukarı bu yıl gelense 120 bin lira çok güzel gurur duyduk dediğim gibi güven unsurunun nere ne kadar önemli olduğunu da gösteren bir uygulama bir rakamlar bizlerle paylaşıldı gayet güzel bir de gençlerimizin şimdi bir genç bir yere geldiği zaman bunun şöyle bir anlamı oluyor başarılı olursa çok güzel bir rol model Biraz sıkıntılı olursa da ya işte hemen diğer gençlere de negatif bir etkisi oluyor. Bu anlamda da güzel bir gelişme denebilir gençlerin önüne açılması anlamında. Festivale bakalım, odun pazarına gidelim. Odun pazarına adalardan bir yürüyüş yapıldı, hamam yolundan gayet renkli bir yürüyüş ahşap festivali. Çok güzel. Şimdi odun pazarı renkleniyor diye biz bunu kendi gazetemizde sizlere ulaştırmaya çalıştık. Şimdi burada çok yeni başlayan festivaller bunlar. Ama geleceği olan festivaller, gelecekte umutlu olduğumuz festivaller. Odun pazarında sadece ahşap festivali yok. Biliyorsunuz bu ilkine ev sahipliği yaptığı zaman uluslararası alanda. Şimdi her yapılana da Başkan Kazım Kurt davet ediliyor. Bir güzelliği var bu festivallerin, bu ahşap festivalin. Her sene bir orman, yanlış duymadınız, her sene bir orman kazandırılıyor Eskişehir'e. Adalet, özgürlük, barış. Bu senede yanlış hatırlamıyorsam 5. Orman ve Demokrasi Ormanı olacak. İşte çok güzel kareler. E, tabii bu e, festivalden yansımaya başladı bu görüntüler. Festivalin sonunda bize de çok güzel eserler kalıyor. Onları gidip ziyaret ediyoruz biliyorsunuz. Kurşunlu Külliyesi'nde galeri şeklinde sergileniyor. Daha sonra cam, seramik, lüle taşı, Lüle taşına da başladı odun pazarı. E, şimdilik e, çok böyle uluslararası alanda ses getirmiyor ya da istediğimiz anlamda değil ama bu bir başlangıçtır, bir yürüyüştür. E, Kazım Kurt ve arkadaşları, ekibi bu yürüyüşe çıktı. İnşallah bunların hepsi. Mesela cam çok önemli, seramik aynı şekilde, Lüle taşı zaten yıllardır ihmal ettiğimiz e, bir türlü bu eski şehrin malıdır, eski şehirden çıkıyor, dedirtemediğimiz. bir bir kıymetli değerimiz. Burada da bir inşallah bu festivalle birlikte bir atılım olur. Geçtiğimiz yıllarda şimdi festivaller şöyle biraz e, aksıyor. E, seçimler oluyor. Durmadan seçimlerin arasına biz festival sıkıştırıyoruz. Bu seçim işleri gerçekten tamam demokrasinin güzel bir uygulaması, örneği ama e, birçok şeyimizi de aksatıyor böyle. İşte e, bazen darbe girişimi oluyor. Burası Türkiye biliyorsunuz. Kimi zaman Ramazan ayına denk gelince mecburen bir ay kaydırılıyor. Bu sefer arka arkaya festivaller yapılmak zorunda kaldı. Zamanla oturacağını, işlerin daha güzel olacağını düşünüyoruz. Ahşap Festivali'ne gelen konuklara hoş geldiniz diyoruz. Uluslararası bir özelliği var çünkü. Görev alan arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Çok önemli bir kutlamamız var. Yarın, yarın akşam herkesi adalara davet ediyoruz. Biz de adalarda olacağız. Eskişehir netekibi olarak Eskişehir Sporumuz 54 yaşına girecek. 54. yaşını kutlayacak. Biz de orada olacağız. şimdi bugün 2 Eylül'den Erhan Ünal'ın haberi. Başkan Osman Taş'ın diyor önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Hatta müjde bekleniyor. Osman Taş kongrede adaylığı başkanlığı aldıktan sonra çok fazla açıklama yapmadı. Bir Ediz Bahtiyaroğlu'na rahmetli Futbolcumuza verilen evle gündeme geldi. Onun dışında bakalım ne oluyor, ne bitiyor Eskişehir Spor'da? İşte burada yarın akşam saat 8'de adalarda e, meşaleyle birlikte e, gidilmesi, formalarla birlikte gidilmesi elbette ki isteniyor. Son başlığımız İstikbal Gazetesi'nden sabah gördüm. E, çevre olunca ister istemez daha duyarlı oluyoruz. Çevre isyanı. İstikbalin manşeti de bu. Çevre isyanı. Bir bakalım nasıl bir isyan, niye isyan? Şimdi sol taraftaki başlığı görüyorsunuz. Toprağın ardından suyumuz da tehlikede. Alpu'ya yapılan termik santral aylardır gündemimizde. Yapılmasını istemiyoruz. Yaptırmamaya çalışıyoruz. Sondajlar bile canımızı yaktı. Sondajlarda bizim Şimdi bu termik santral yapılırken şöyle bir tartışmanın en başındaydık. Ya bilimin teknolojinin geldiği nokta Avrupa'daki örnekler gösterildi. Oysa biz şunu dedik. Evet orası Avrupa. Orada insanlar 1 milyon bilmem ne kadar ne kadar verip düzgün bir filtre filtreleme, baca bilmem ne sistemi kurabilir ama burası Türkiye. Burada bu işleri kim takip edecek? İki gün sonra bu işler daha labali bir hal alır dedik. Korktuğumuz başımıza da geldi. Daha başlamadan sondaj aşamasında bile nasıl eksikliklerin olduğunu herkes biliyor. Ee, Türk tipi, Türk usulü bir termik santral en verimli arazimiz olan Alp istemiyoruz. Şimdi toprağın kirlenmesi, orada suyun havanın kirlenmesi o termik santral tehlikesini savuşturamamışken henüz bir de suyumuzun kirlenmesiyle karşı karşıyayız. O ne demekmiş ona da bakalım. Kütahya'da altın madeni Eskişehir'in içme suyunu tehdit ediyor. Beylikova, Sivrihisar köyleri bölgede başlatılacak maden projesine karşı çıkıyor. Burada bakalım. Porsuğun çıktığı Murat Dağı'nda Siyanür'le altın araması için verilen çet raporu tartışma yarattı. Siyanür havuzlarının Eskişehir ve çevresinin içme suyunu ve tarım sularını zehirleyeceği ile sürülüyor. Yani oralarda bir çalışma var sonuçta. Şimdi bu Alpu'ya yapılacak termik santralde ne dedik? Termik santral işte şöyle çevreye zarar vermez. İşte turizmi artıracağını bile iddia edenler oldu. İşte sıcak suyla sera yapacağız, soğuk suyla duş alacağız yazları falan. Öyle bir şey yok. Bir yerde bir ekolojik sistem, bir denge var. Oraya gidip tek bir yapı bile yapsanız, öyle değil mi? Bir market bile açsanız oradaki dengeyi bozarsınız. Ki kalmış siz yerin altından milyonlarca, binlerce ton kömürü çıkarıp orada yakacaksınız. Bir su, hava, bir toprak, her şeyi kirleteceksiniz. Sonra da bu zararsız diyemezsiniz. Köylüler chat raporuna karşı çıkıyor. Hemen yan taraftaki başlık bir cümle onu da okumak istiyorum. Beylikova Süleymaniye ve Yalınlı ile Sivrihisar Dumluca Köyü halkı bir araya geldi. Bölgede başlatılacak madencilik projesi için chat raporuna karşı çıktı diyor. İstikbal bu manşetinde ee, bu haberi özellikle Porsuk'la ilgili kısmını... E İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da tepememeye taşıdı. Ona da dün haberlerimizde yer vermiştik. Bu haberi ilk yapan öyle zannediyorum Meltem Karakaş arkadaşımızdı. Son Haber Gazetesi'nden. Onu da bir tebrik edelim. Böyle kamuoyunu aydınlattığı için böyle çok hassas, önemli bir konuda Meltem Termik Santral ile ilgili de bayağı haber yapmıştı. Kamuoyunun oluşmasına vesile olmuştu. Teşekkür ediyoruz. Başarılı bir muhabir arkadaşımız bu kadar kapatıyoruz. Yarın Eskişehirspor'un kutlaması unutmuyoruz. Gerçi yarın sabah da buradayız ama biz unutursak siz unutmayın. Meşalelerle birlikte gidiyoruz ve e, güzel bir kutlama yapalım. 54. yaş çok önemli. Teşekkürler izlediniz, yorumlar, katkılar için. Hoşçakalın. kalın. İyi günler.